HDI sigorta sunar. Trabzonspor bölümüne hoş geldiniz. Trabzonspor biraz zirve yarışından uzak kalmıştı. Ee, ama o dönemde Abdullah Hoca geldiğinden beri özel işler yapıyordu. Biraz ona bir parantez açmak istedik. Bundan sonra da e, maçlara göre tekrar e, bölümlerimize biraz yer vermeye Bıraş. başlayacağız. Ee, gerçekten hani iki tane milat var. Birincisi gerçekten Abdullah Hoca'nın bu takımı bu kadar üstün bir hücum takımını stil baştan bir savunma takımıyız diye kurgulayabilmesi ve bundan direkt sonuç alabilmesi. Ki normalde mesela hocanın yakın dönem eğilimleri biraz daha pas takım olayım, biraz daha şık takım kurayım şeklinde. Başakşehir hem Başakşehir'de hem Başakşehir'de bunu oturtmuştu ama sonuç ucucuna olmuyordu. Başka travmalarda olunca ayrıldı. Beşiktaş'ta direkt bunu oynat daha da Beşiktaş daha büyük takım daha da bunu oynayayım derken çok karşılığını bulamamıştı kadroda. Burada ama Hoca bir aydınlanma yaşamış Beşiktaş deneyiminden ve gelir gelmez dedi ki e, bu savunma defoları çok net e, bence direkt e, kesip atıp e, direkt savunma üzerine giden bir takım vardı. Bunun da üstüne yetmiyor gibi e, o savunma takımının en büyük defosu olan e, mevkii de bence devre arasının en büyük upgradelerinden birini yaptılar. Evet. Galatasaray'da Mustafa Muhammed oraya evet. oynar. Evet. Mesut'u katmıyorum çünkü Mesut henüz hem performans vermediği gibi pelkas vardı orada. Yani onun üzerinden 8'lik oyuncuyu dokuz yapınca alacağın faydayla Trabzonspor'daki Berat gibi yani orada kimse yokken Yokken geldi. Sekizlik adam oluyor. Üçlük adamı sekize çeviriyorsun. Yani çok büyük bir katkı, çok büyük bir ortalama yükseltiş. Bir de Bakasetas hamlesi de çok kritik abi. Sadece Berat değil Bakasetas da çok iyi oturuyor. Çünkü Envakami farklı bir oyuncu. yani Ligin belki en yetenekli oyuncularından biri. Bence ligin en yetenekli 10 numaralarından biri. Kanat olarak evet. asla görmüyorum. <laughs> ee, ama e, idare edilmesi gereken bir oyuncu. Şimdi idare edilmesi gereken 10 numaramsı bir kanat oyuncum var. Bir tane daha böyle inceci ama yine takım beni taşısın diye gezen e, bir oyuncu olursa bu sefer takımı toplam e, hakimiyetik bence eksi yazacak yazardı. Birbirini yukarı çekmezdi. Ama Bakasetat sanki Hani Enakamé için e, yapılmış böyle üretilmiş bir oyuncu gibi. Savunma katkısı çok net, sert bir oyuncu. O numara değil yani. on numara gibi çok değil yani. E, Porvet forvet arkasında oynamasına rağmen bir orta saha gibi neredeyse. O, o orta sahadaki şeyi de hani e, ilk e, sezonun başında yumuşak kalan bölümde de o hani oraya da bir yama yapıyor bir yandan. Bir yandan En eee idare edilmesini sağlayan bir oyuncu. Bir yandan da skorer abi biliyor oyunu yani. Çok çok da teknik olmasına gerek yok. Takım teknik zaten. Ee, başlayın başlayım olmak üzere, oynadığı dönemde Abdülkadir olmak üzere, e Kuban olmak üzere yani pas atabilen ve maç çözebilen adamlar bunlar. Ya yani Bakasetas'ın aşırı inceci olmayan, skorer bir on numara profilinde olması forvet arkası profilinde olması çok çok doğru yani. Puzzle'ın iki tane puzzle parçasını böyle lap lap yerleştirmiş Aynen. gibi. Trabzonspor eee devre arası transfer dönemini Böyle en kendini yukarı çekerek geçiren takım olduğunu düşünüyorum ben. Daha Hat, bile bir adım önünde ben. Hatta e, yaz transfer, Ekimde biten yaz transfer döneminin son transferi Hugo ile birlikte başladı bu. E, ondan sonra Trabzonspor aldığı adamlarla, yaptığı transferlerle aslında kadro içinden de bir transfer yaptı. Tam bahsettiğin gibi. Hı -hı. Mesela Hugo gelince Edgar. Edgar bir anda acayip bir anlamlı hale geldi. Transfer teklifi almış ne bileyim. Tabii tabii. Çünkü Edgar belki şey değil, öyle hava toplarında canavar bir stoper değil ama çok atlet. Kontroya yakalandığın anda yakalar. Ee, İmbelenmesi çok çok iyi bir oyuncu. Ve Hugo'yu müthiş tamamlıyor. Yani Hugo geldiği anda yanında isteyebileceği nasıl bir adam istersin diye sorsan Hugo'ya Edgar'ı tarif eder yani o yüzden bir anda kadro için Edgar da anlamlarla geldi. Berat geldikten sonra bahsettiğin gibi aslında Flavio'yu da yeniden transfer etmiş oluyorsun. Hı hı. Çünkü bu kez Flavio'yu sen zorlama bir şekilde forvet arkası ya da zorlama bir şekilde altı numara gibi değil. Tam, o, tam, olarak yapması gereken şeyi iki, iki ceza sahasına sırada gidip gelen 8 numara gibi. Şu an 8. Evet. Ve aslında ceza sahasına attığı koşullarla baya baya fark yaratıyor bu son atılan golde de. Bakasetas'ı kafayla görmesi bence çok zekiceydi. Hep diyorum ya bazen hani vuruş estetiği kadar e, zeka estetiği de çok önemli böyle gollerde yani orada o durumdayken bir anda düşünüp kafayı terse vurup bakasetasın önüne topu indirmesi çok çıktı bence e, Flavio'nun ve bakasetas da bu sefer ne oldu bakasetas gelince bir anda Canini'yi de kazandın. Çünkü Bakasetas varken artık Cain'i çok çok böyle merkeze kadar gelip oyun kuruluna katılması gereken bir 9 numara olmaktan çıkıyor. 9 umur ol deniyor ona. Çünkü zaten bunu artık yapı yapan adam var. MVKM bahsettiğin gibi daha fazla hani topsuz oyunda onu daha rahatlatacak. Çünkü maalesef Abdülkadir Ömür bunu yapamıyordu. Bu arada çok gereksiz bir kırmızı kart gördü o da. Evet. 96'da. 96 evet, o, kadar gereksiz gördüğün farkında ki karta bakmadan adama bir şey yoktur inşallah. Tip şey, rakiple ilgileniyordu yani. Çok, evet. Hiç gereksiz. Anlamsız bir şekilde. Tam bir böyle kaldı. hücumcu foalü. Yani evet. benim savunmayla alakam yok foalü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> öyle. Bana savunmayla gelmeyin foalü yaptı ama e, hani kötü bir durum. Onun dışında Önümüzdeki maçlar için biraz e, Covid tehlikesi de var. Hı hı. E, o konuda da bir etkilenme olacak gibi gözüküyor. Ya bu kadar isim üstündeki bir takım için çok ideal bir şey değil. Özellikle Kalede, Sağbek'te e, bu tarz mevkilerde evet. biraz sıkıntı yaşamak durumunda. Çünkü Trabzon 11'i var ama derinlik anlamında çok çok böyle süper derin bir kadro vardan bahsedemeyiz. Yok, çok kibar davrandın. Yok. Yani, ya, yani 11'i var. Güzel bir 11 oturttu. Yani bahsettiğimiz oyuncuların Net bir alternatif. İşte Yunus geldi ama e, göreceğiz ne seviyesini. Hazır. Ne kadar hazır. Evet. Ne hazır olmak bakımından yoksa kalite yani olarak ama değil de. 11 olarak şu anda şampiyonla oynayacak takım kuruldu. Ee, bozulmadığı Bozulmadıkça. Ama şeyin de önemli olduğu dönemler. Yani derinliğin de Tabii. önemli olacağı çünkü. Bu sıra belki çok yok ama ilerleyen aylarda yine Nisan-Mayıs ayları biraz daha yoğun bir şekilde... Fixtürün mesela Galatasaray'ın şey lüksü oldu. Ya bu zeminde Taylan'ı boşuna yormayalım. Etaboy'a sürelim gibi bir lüksü var mesela. Her tipten orta sahasında oldu şu anda rakiplerinde. Ama kendisinde tek bir oyun oynayabilecek ve alternatifi de çok derin olmayan oyunculardan kurulu gibi şu anda. Dediğim gibi uzun dönemde Trabzonspor için bu oyun formatından şüphen yok. Taşıyacaktır. Hı hı. İşte bu totem sezonu devam edecek. Abdullah Avcı'nın gibi gözüküyor belli bir sürede ama... Derinlik anlamında evet problemler var. Bakalım. Ee, başarılar diliyoruz. Ee, gerçekten de güzel bir çıkış yaptılar. Çünkü Trabzonspor'un çıkışı aslında ligi de farklılaştıracak, renk atacak e, evet. bir noktaya geldi. Ee, i̇yi de zaten geçen yılki potansiyellerini görmüştük. Kayıpları nispeten yavaş yavaş telafi eder hale geldiler ve bence daha takımlar. Hı -hı. Geçen yıl çok iyi. Yani. Ligin en iyi hücumcu takımıydı ama toplam takım kalitesi sanılandan aşağıdaydı. Zaten o biraz daha yukarıda evet. olsa... Net şampiyondu. O hücum kalitesinin şampiyon olmamasının tek sebebi buydu. Ama bu sefer daha ayakları yere sağlam basıp gelen evet. bir takım görüntüsü var. Ee, i̇şte mesela bu takımın önünde Sörlot olsa mesela hmm. çok acayip evet. bir şey izleyebilirdik. Arkasında Flav bir şey Flavio yani. Bakasetas şey varken, Berat varken. Aynen öyle. Ee, neler olacağını da göreceğiz. Ben yani buraya kadar gelmenimle Abdullah Hoca'nın burada tabii ki hani transferlerden falan konuşuyoruz ama bu yapıyı oturtup Oyun tercihleriyle farklı bir yere getiren Abdullah Hoca. Ben de tekrar kariyerinin en parlak kişilerinden birine imza attı diyebilirim. Hmm. Belki hani ikinci bir bağır yaşıyor diyebiliriz hatta. Evet. Gerçekten hocayı da tebrik etmek lazım. Çok sevindirici. Türk futbolunun en değerli hocalarından bir tanesi zaten. Ya bariz ve teknik direktörü dokunuşu görüyoruz yani şu an takımda. Aynen öyle. O zaman bu haftalık veda edelim. Yarın dediğimiz gibi konuştuğumuz gibi Bugün programa dair açtığımız anketler e, tatavada değerlendirilecek Serdar ile birlikte. Evet. E, HDI Sigorta'ya da işbirliği için tekrar teşekkür edelim. E, sizi de anketlere oy vermeye bekliyoruz. E, burada videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız biz de okumaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi aradan. Hani hem evet. espritüel olanlara hem pozitif dönüşlere bakmaya çalışıyoruz. Evet. E, görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu part bitti ama volüde daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. HDI Sigorta sundu.